Aynen biliyoruz. Elimizde adres, pizza çıkılığında apartmanın kapısının önüne geldik. Cem'le birlikte. Ama hangi zilin hangi daire olduğunu bir türlü bulamadığımız için operasyona bir türlü başlayamadık ya. Nasıl yani? Ya şimdi ben... 2, 3, 4... Cem, girdiniz mi içeri? Hayır şef, 6, memoli zilleri sayıyor. Zilleri mi sayıyor? Şimdi bir dakika, bu en alttaki kapıcının zili galiba. O zaman bütün hesap değişir. Bu kapıcı ise bu kapıcı 1, 2... Allah kahretsin, üstünde yazmıyor mu hangisi hangisinin? 5... Şef zillerin üstünde yazmıyor mu hangisi hangisinin diye soruyor. Yazmıyor abi, ne yapayım? 1... Yazmıyor mu şef? Memoli baktı. Ya baba, 5, hadi acele 6, et biraz ya. Tamam tamam, buldum. Bu işte 6 numara. İşte bu. Abi ne güzel koktu ya. Onlar da yiyemeyecekler nasıl olsa. 1-2 parça alsa mıydık acaba? Peki siz Cem'e etek ve böyle tüylü bluzun çok yakıştığını biliyor muydunuz? Başak. Ben bilmiyorum, anlat Başak. Ya Begin Hanım, ben size daha sonra özel olarak anlatırım yani. Seni dinliyorum Başak kızım. Biz böyle bazı operasyonlar için kılık değiştiririz de... ...o gün yine Cem'e kılık değiştirmesini gerektiren... Hay Allah. Ne şanssızlık değil mi? Bitti mi? Ama bende bir tek daha var biliyor musun? Ne? İşte! Dün geceki zavallı için. Vurma! Kurbanlarınız için. Buna acıdan her gün ölen zavallı var için. Buna... ...bu güzelim hemşeyi mahvettiğin için. Hazırım! Başardık. Başardık Derya. Başardık. Alacağın olsun başım. Siz beni tutukladım polis merkezine getirdikleri günü dinlemiş miydiniz? Ha? Niye tutukladılar ki seni köylü kızı? Ne? Aman canım işte Zeynep'ciğim. Anlatayım mı? Anlat hadi. Sen bizi niye bu kadar uğraştırıyorsun? Parmaklarını önce şuraya basacaksın. Sonra şuraya basacaksın. Niye? Parmak izini alacağız da ondan. Siz ne yapacaksınız benim parmak izime? Poster yapıp duvara asacağız. Ana ne? Ya ne yapacaksınız diye soruyor ya. Ne yapacaksınız diye soruyor. Hadi bas. Sizin bu Hakan abi biraz tırtır galiba. Baksana. Beni poster yapıp duvara asacağım. Sen şu parmağını baksana şuna ya. Bak kuş geçiyor. Bak. Parmağına. Çekiyorum. Çek. Senin adın Hakan değilse ne o zaman? Hayda ya. Ne oldu ya? Tam çekiyordum, sana baktı. Ya kızım. Bana bakmayacaksın, karşıya bakacaksın. İleri! Bak. Tam buraya. Kuş çıkacak bak. Ya öyle deme ya, öyle deme ya. Demin beni kandırdınız zaten öyle. Bu zaman çıkacak, kesin çıkacak. Bak karşıya bakacaksın, ileri. Ben zaten ileri bakıyorum. Ama tam çekilirken Hakan abiye baktın. Sen de çekeceksen çek ya, hadi. Tamam, çekiyorum. Çektim. Bundan sonra beni memoliye götüreceksiniz ama değil mi? İnanmıyorum. Cim. Yine çevirdi kafasını. Ben oynamıyorum artık ya. Oynamıyorum. Ya tamam ya, tamam ağlama. Ben tabii yine sonunda kaçıp Memoli'yi bulmuştum. Ya çok sağ ol köylü kızı. Ne güzel. Ne kadar çok güldük öyle değil mi? Evet çok güldük. Özellikle bana çok iyi geldi bu gülme işi. Hastanede bayağı bir canım sıkılmıştı yani. Doğru ya. Başınıza gelen o kötü olay için size geçmiş olsun demeyi unuttum. Çok sağ olun. Öyle bir gittik geldik işte. Sıkman gereken bu kadar çok söz varken... ...yarım kalmış bu kadar çok işimiz varken... ...bizi burada böyle bırakıp gidemezsin şef. Görmüyor musun? Gidemezsin şef! Hadi şef, hadi. Kemal Bey! Hadi başkomiserim, hadi dayan, gitme. Şef. Başkomiserim, dayan. Hadi Kemal Bey. Hadi şef. Çocuklar, siz bizim Rambo Berk'in Melih'e yazdığı aşk mektuplarının içine benim yazdığım şiiri biliyor muydunuz? Yok. Bilmiyoruz abla. Rambo Berk kim? Babacığım, hani sen anlatmıştın ya Mehmet Ali komiserimin apartmanında oturan. Ha, şu polis olmak isteyen çocuk. Top kafalı ben. Hadi abla okusana, ben de merak ettim ya. Tamam, okuyorum. Seni ilk gördüğüm an Melek, bana yine yapacağını yaptı Felek.
Hiç fena olmamış aslında. Güzel olmuş sahiden de. Yalnız bunun devamını getirmemiz gerek. Tam bir kıta olması için iki mısra daha yazmamız lazım. Seni ilk gördüğüm an Melek, bana yine yaptı yapacağını Felek. Annem bu kış bana ördü yelek. Şiire bak şiire ya. Tamam boya gülüyor. Sağ ol oğlum. Hayatımı kurtardın. Sağ ol. Oğlum mu? Oğlum ya. Sağ ol Cem. Geveze konuşuyor. Geveze yapma sen ya. Evet köylü kızı, evet köylü kızı. Evet köylü kızı mı? Yok canım artık. Geveze sonunda konuşuyor. Ay konuşuyor. Konuşuyor geveze ya. Ne geceydi ama. Ya Cem'in sınavı geçmese iyi oldu ama. Ya inşallah yakında düğünlerine de gideriz. İnşallah. İnşallah bahtları açık olur. İnşallah Derya benim gibi gelinliğini parçalamak zorunda da kalmaz. Senin o giydiğin gelinlikten sayılmaz. Sahte evliliğin gelinliği de sahtedir. Sen de bir gün hem de çok yakında bir gün gerçek bir gelinlik giyeceksin. Biz gelip halay çekeceğiz senin düğününde. İnşallah. Peki ya Memoli Bey? Siz de gelip halay çekecek misiniz benim düğünümde? Ne? Memoli olmazsa düğün olmaz ki zaten. Ne? Memoli olmadan nasıl düğün olmaz yani? Memoli benim ne demek istediğimi çok iyi anladı. Öyle değil mi Memoli? Birazdan Zeynep'e anlatırsın. Ablacığım böyle iğnelemeler için saat çok geç değil mi? Değil mi? Tamam tamam. Hadi ben çıkıyorum yukarı. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık mı versin? Biz çayın içinde balık tutacağız ya, onu diyor Belgin abla. O balıkları sonra tutsak köylü kızı. Memoli. Tamam, hadi gel içeri. Hadi iyi uykular abla. Teşekkür ederim Zeynep. Zeynep, al bu anahtarı. Olur ha, yukarı çıkmak istersin belki. Tamam, aslında sağ ol. Aslında sen ömür boyu burada kalmalısın diyorum ben. Nasıl yani? Ya Belgin abla demek istiyor ki... Ben anladım ne demek istediğini köylü kızı, anladım. Sizin ne işiniz var burada? Yoksa Sinan'a bir şey mi oldu? Hayır. Babam gayet iyi. İyi. Tam tersi. Yani çok güzel bir şey oldu. Nasıl yani? Bugün ben bir şey öğrendim. Anne, anne, anne. Canım. Seni çok özledim. Canım benim. Bir tanem benim. Bir tanem. Hadi köylü kızı. Hızlı ve seri yudumlarla içelim çaylarımızı. Sonra sen yukarı çık, ben de uyuyayım biraz. Açma. Ne? Şimdi söyleyeceğim şeyleri karanlıkta da rahat söylerim. En azından yüzümün nasıl kızardığını görmezsin. Ne söyleyeceksin köylü kızı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.